Estağfurullah babacığım. Maalesef öyle görünüyor. Yeliz'i kurtaralım derken Nurhan'ı mı kaybediyoruz? Besim amca büyük bir kumar oynuyor. Borsada bir oyuna geliyor. Çıkabileceği en yüksek fiyatı bulan bir kağıttan büyük alım yapmak üzere. O kağıdın prim yapması mümkün değil. Aslında ağalık sistemi sadece doğuya özgü değil. Akfener'de de ağalık vardır. Nasıl? Eskiden beri sizin aileniz bu kasabada bir tür senyor gibi davranmıştır. Anne, ben okumak istiyorum. Üniversiteye girmem lazım. Buna kim engel oluyor? Sen bir girdin, kazanamadın. Bir daha da sözünü etmedin. Şerif, benim de açık konuş. Abi, yalan mı söyleyeceğim? Utanmaz adam. Avuç kadar bir kasabanın içinde metres hayatı yaşamıyor musun? Yüzüme bak! Dünyanın dört bir yanında her türlü rezil ilişkiyi yaşadın, doymadın. Mesela bu akşam seninle İstanbul kaçamağı yapabiliriz. He? Anlaştık değil mi? Tamam mı? Bak, namuslu paraya acımak yok artık. İnsan çok sevdiği için intihara kalkışınca aslında kendini aşırı şekilde önemsemiş oluyor. Bu sevgiliyi önemsemekten çok kendini önemsemek oluyor. Büyük baban karşı çıkmadı. Babaannen tekerlekli sandalyeye oturana kadar bekleyelim dedi. Tamam anne. Ne oldu sultanım? Yok. Besim yok. Tamam. Besim yok. İnşallah kavga ediyorlar. Yapma Nevzat abi. Neyin iyi neyin kötü olduğunu Allah bilir. Amenna hocam ama. Aması yoktur Necdet abi. Bizim iyi gördüğümüz kötü, kötü gördüğümüz iyi olabilir. İşlerin sonunda nereye varacağından emin olabilir miyiz? Benim böyle bir davranışı anlamam mümkün değil. Aylin, insafsız olma. Bunun açıklaması yok. Aylin, lütfen kaprisi bırak. Yeter artık Aylin. Bu tarafından da gördüğümüzü fark etmişsin. Ne hallere düştün koca Besim Reis. Yazık, yazık. Yaptığın hoş değil abi. Sana yakışmıyor Necdet abi. Hocam haklısın ama insan böyle bir durumda gözünün önünde yaşananları görmezden gelemez ki. İnsanların kötü duruma düşmesini izlemek çok mu hoş? Değil ama insan gözünü alamıyor hocam. Kolay mı? Aslında bu davranışı bir bakıma karar verdiğini gösteriyor. Demek ki bizden vazgeçebilir ama avukat hanımdan vazgeçemeyecek. Ama sarhoştu diyorsun baba. Gece söylediklerini unutmuş olamaz mı? İnşallah öyledir. Alo, bey amca? Gene kapattı değil mi? Burada bazı yerlerde sinyal zayıf oluyor da. Hadi o da senin hüsnü zannın gibi olsun. Allah yardım etsin bize. Amin. Dostlarımıza karşı bile bir tür röntgencilik zevkinden kendimizi alıkoyamıyorsak birbirimize saygımızı nasıl koruyabileceğiz? Röntgencilik mi? Necdet abi özür dilerim. Bunu böyle ağır söylemek zorundayım. Çünkü bu çok tehlikeli bir iş. Özel durumları izlemeye çalışmak Allah'ın yasakladığı bir davranıştır. Tecessüs yani. Bu haramdır. Ama ben gizli bir halini görmeye çalışmadım ki. Besim abi sana böyle görünmek ister mi? İstemezdi tabii. Demek ki gizli kalmasını isteyeceği bir şey gördü. Tabii. Kusura bakma. Senin bir daha bunu yapmanı istemiyorum.
Bunun için bana kızmanı göze alarak biraz sivri söyledim. Estağfurullah hocam. Sana kızmak ne haddimize. Ama kafam da karıştı. Neden? Diyelim ki bir dostumuzun kötü bir iş yaptığından eminiz. El kol bağlı oturup bekleyecek miyiz yani? Necdet abi, bu konuda sen yapacağını yaptın. Ne yaptım ki? Konuştun, uyardın, rica ettin. Hatta yalvardın. Evet ama... Yetişkin bir insana daha fazla ne yapabilirsin? Lütfen bir an kendini benim yerime koymaya çalış. Ayda yılda bir aile fotoğrafı çekiyoruz. Bunda yer almak benim için çok önemli. Üstelik Yeliz yeni yeni ortama ısındı. Çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Diken üzerindeyim. Lütfen uzaklaş. Böyle suratını asmana dayanamam. Lütfen aile. Hadi güzel bir yere gidelim. Senin beğendiğin bir yere. Baş başa güzel güzel konuşalım. Bak aile. Bana söyleyeceğin önemli olay içinde meraktan ölüyorum ama soramıyorum. Yüzün bana hiç cesaret vermiyor. Lütfen. Bu sefer bizden koparsa bir daha geri dönemez. Pişman olsa da ki mutlaka olacak, gene dönemez. Karından ölse de dönemez. Baba sen geçen seferki gibi alıp getirirsin. Bu sefer ona da imkan kalmayacak diye korkuyorum. Neden baba? Sanki çok kötü şeyler olacağını biliyorsun. Kehanette bulunamam. Ama iyi kötü bir tecrübem var. Estağfurullah. Bu sefer çocukların gözünde küçük düşecek. Bu ilişki onu alay konusu haline getirecek. Bizim evdeki sıcak sevgiyi de yitirecek. O zaman zorla getirmeye kalksam bile dönemeyecek. Lütfen Aylin. Niye öyle bakıyorsun? İçimden gelmiyor. Ne gelmiyor? Sözünü ettiğim haberi seninle paylaşmak. Hakan anamız. Alo? Buralarda. Yazıhanedeymiş baba. Bir ziyaret edelim bari. Hadi sen bana paltomu getir. Bana işkence yapma. Lütfen şunu söyle. Söyle bir tane. Şiirselliğini öldürdü. Allah Allah. Söyle şunu da çatlatma beni. Yoksa gazino davasını mı kazandık? Hayal gücün bu mu? Aylin. Oynama benimle. Bir kadın için en önemli şey herhalde hamilelik olsa gerek Bay Kaptan. Hele bu ilk hamilelikse. Thank you.
Bana bir açıklama yapman gerekmiyor mu? Evet. Ne olacak şimdi? Çoluk çocuğumuza bunu nasıl izah edeceğiz? Ne diyeceğiz? Bana bir şey söyle. Abi, hoca nikahımız var. Ne nikahı be? Ne hocası? Abi, o bulmuştu bir hoca. Hocaymış. Hangi papaz vaftiz etti sizi? Onu söyle. Haşa. Bana yalan söyleme Besim. Yalan değil abi. Yalan dedim. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Yüzüme baksana. Yüzüme bak. Evimin ahlakını bozman gibi bir tehlikeyi bile göze aldım. Herhalde sen paran için sana değer verdiğimi zannettin. Hayır abi. Başka niçin be adam? Öyle değilse bu rezil işlerine göz yumacağımı nereden çıkardın? Yok abi, olur mu öyle şey? Öyle düşünür müyüm? Başka bir izah var mı? Beni iyi dinle. Sana tek sözüm var. Ya bu kadınla evlenip ne halin varsa göreceksin, ya da burayı terk edeceksin. Duydun mu beni? Anladın mı dediğimi? Sen beni ölmüşsaydın. Tövbe. Ya ne sandın? Haşim Deniz Bey değişime mi uğradı? Senin gibi dejenere mi oldu? Ne sandın? Ne düşündün? Abi. Senin kızını bağrıma basmak istedim diye senin hayat tarzını benimsemiş mi oldum? Sana 3 gün süre. Pazar akşamı kararını vermiş olacaksın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Haşim abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Hamdolsun. Halis Usta senin inşaatta mı? Evet, bir şey mi var? Ne kadar daha iş var? İş önemli değil kaptan. Lazımsa hemen göndereyim. Acelesi yok, bakarız. Hadi eyvallah. Güle güle abi. Geliyorum Haşim abi. Acelemiz yok hocam. Hocam hamdolsun, bizim çocukların karneleri her zamanki gibi gayet iyi. Evet, Turan'la Neriman'ı biliyorum. Kenan da çok iyi. Maşallah. Benim küçük bir adetim var. Her karnede ufak bir armağan alırım. Hediyenin yanına ille de bir kitap koyarım. Ne kadar güzel. Ama artık benim bilip de çocuklara almadığım kitap kalmadı. Yaşlarına göre birer kitap tavsiye etmenizi rica etsem. Estağfurullah. Kitapçıya beraber gidelim. Yok, sizi işinizden alamam hocam. Ne demek efendim, işim yok. Çok makbule geçer.
Rica ederim abi, görevim. İbrahim'in oraya mı gidelim? Siz bilirsiniz. Bu iyi oldu, orayı görürüm. Herhalde biliyorsunuz, Arif Hoca devralmak istiyor. Haberim var. Pazarlığını Necdet yapıyor. Alo Aylin. 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 Ne güzel. Bu adam diyor, peygamber demiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. İbrahim için mi yok? Bir kuruş bile. Şunu kulağını bir çek abi. İnsaf etsin. Olmaz. Arif Hoca benim devreye girmemi istemez. Abi, Arif Hoca'ya bırakırsak İbrahim'in istediğinden fazla vermemiz lazım. Bak Necdet, Arif Hoca gibi ince olamıyoruz. Bari onun bu haline saygı duyalım. Hadi canını da sıkma. Fiyatı 3-5 de fazla olsa önemli değil. Sen hocayı borçlanmaya ikna et. Peki abi, deneyelim. Bekle de istersen beraber konuşalım. Olur. Ama yok, cenaze var ya, Arif Hoca şimdi köydedir. Kim ölmüş? Bu kırıkçı Fatma teyze. Ya, Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Çocuklar, gelin bakalım. Getirdiğiniz güzel karneler için size teşekkür etmiştim. İş güç arasında küçük armağanlarınız biraz gecikti. Biz teşekkür borçluyuz büyük baba. Size layık değiliz. Alın bakalım. Birer kalem takımıyla birer kitap. Kitaplarınızı bir an önce okuyup bana anlatacaksınız. Peki. Anneciğim benim, bir tanem. Babacığımın sultan hanımı, Akfener'in kraliçesi, dünyalar tatlısı, şekerlerin ballısı, ekşilerin en lezzetlisi. Git, git. Aa, gitmiyorum anneciğim. Seni güldürmeden bir yere gitmiyorum. Burada bekliyorum. Anne ne oluyor? Git, git. Bizime git. 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 Yaran yok. Yaran yok. Bizim yok. İkisinin birbiriyle ne ilgisi var anneciğim? Yaran yok. Yaran üniversiteye girmek istemesi kötü bir şey olamaz anne. Bunda haksızsın. Git. Git. Herkeslere bir hal olmuş. Lütfen.
babaanneciğim, ne olur böyle bakma. İçim dayanmıyor. Birazcık gülümse lütfen. Birazcık. Benim için. Ne oldu bize anlamıyorum. Sanki herkes babamı üzmek için yarışıyor. Başka kim? Nurhan? Görmedim. Herkes? Evet. Nurhan'a kızıyorsun sen. Nasıl kızmayayım doktor? Büyük babamla tekrar konuş diye tutturdu. Sanki kurs kaçıyor. Bir iki gün daha sabredemiyor. Kurs dediğin kaçar. Doktor lütfen. Kaçar yenge. Bunu sırf benim sıkıntımı azaltmak için yapacaksın. Yenge, senin için küçücük minicik bir şey yapabilmek bile benim hayatımın en değerli işlerinden biri sayılır. Sağ ol doktor ama. Aması olmaz bunun. Sen benim annemsin. Gerçi pek hatırlamıyorum ama annem öyle diyor. Seni yengem büyüttü diyor. Annem hep abartır. Yoo, benim de hatırladığım çok şey var. Havale geçirdiğim zaman, vurulduğum zaman, annem gibi tekerlekli sandalyeye kurulduğum zaman. Doktor lütfen. Tamam kestim. Ama şunu da anlaşalım. Ben senin için bir şey yapıyorsam bil ki onu yapmadan edemem. Girebilir miyim? Bu akşamki cevherinizi alalım bakalım. Ne dedin abi? Cevherini yumurtla da kitabını okumaya başla. Anlaşıldı. Seni iğne sancılarını tuttu. Sancı değildi abi. Kemal amcamda bir değişiklik fark ediyor musun? Ece yengemin özlemi açısından değişen bir şey yok. Hayır abi, öyle şey değil. Somut bir değişiklik. Ha, bıyıklarını kesti. Abi dalga geçme. Ne oldu? Yoksa bıyık mı bıraktı? Gözlerinde bir şey fark etmedin mi? Lens mi takıyor? Abi lütfen. Ne varmış gözlerinde? Bir gözü kaymıyor mu? Hadi oradan be. Bir şey mi oldu baba? Yok bir şey. Ama sen bir şey söyleyeceksin. Evet. Nurhan'ın kursa gitme işi. Gitsin. Affedersin baba. Eğer uygun görmüyorsan. Uygunu bırak. Gitsin dedim, tamam. Ama çok içerlemiş gibi. Oğlum yeter. Tartışılacak bir şey yok. Ömrünü bencillikle savaşarak geçiren bir adam var karşında. İnsanların istekleri kriz gibi, saray nöbeti gibi bir hal aldığı zaman yapacak hiçbir şey kalmamış demektir. Doğadan başka. O kadar olamaz baba. İkide bir annesinin başına dikilip dayatan ben miyim? Biliyor muydun? Oğlum. Zeynep'in yüzü çok derin ama aynı zamanda çok berrak bir su gibidir. Bakarsan dibindeki kum taneciklerini bile sayabilirsin. Evet. Ama Nurhan da derin bir kızdır. Medeniyetimiz bütün derin suları kirletmedi mi?
lütfen. Bir şey mi oldu? Ne var bunda? Evet. Koku almıyor musun? Sigara. Yeliz giymiştir. Hayır. Az önce Nuran'ın üstündeydi. Herhalde Yeliz'in sigarasından silmiştir üstünü. Yenge, hemen yargılama. İyi geceler Besim abi. İyi geceler. Misafir kabul etmiyor musun yoksa? Arabaya mı? Sen arabada kalacaksan arabaya. Eve geçeceksen eve. Tabii. Buyur. Tersledi ama burası gene de bizim ev. Tabii. Yani herkesin bizim. Evet. Gerçi burası bizim ev değil. Yani hakiki bizim ev değil. Yok yere kafayı taktı abim. Gül gibi evi vakfetti. Ama Haşim Kaptan nereye gitse orası bizim ev olur. Herkesin evi olur. Bu bütün ailenin güzelliği. Peki. Çok kızıyor ama ben kötü biri değilim. Elbette değilsin. Önemli biriyim aslında. Muhakkak. Abim burun kıvırıyor ama. Hayır, onu yapmaz. Gene de çok şanslı. Çünkü yengem beni çok sever. Ayrıca şey var. Abim bir şeye kızarsa yengem kızmaz. Yengem çok farklı. Aslında abimden daha serttir ha. Ama abim bir şeye kızdı mı yengem aksine sakin davranır, kızmaz. Hep şey yapar. Beni hırpalar ama çok değer verir. Evlendirmek ister. Yani benim herkesten çok ister evlenmemi. Tabii Nazmi Hanım olmayacak. Tek şartı bu. Yengem başkadır. Abim yukarıda mı? Ne zamandır yengemin elini öpmedim.
Öpeyim yenge. Geçici mi düşünüyorsun? Benim esas niyetim iyi bir cip almak ama paramız beton olmuş duruyor. Hiç satış yok mu? Bir tek villa satılmış. O da 24 taksitte. Bunun motoru açılmış. Evet ama basit bir şeydi. Evladım neden vaktinde söylemiyorsun? Abi önemli bir şey değil ki. Şuraya bak. Öldük de ağlayanımız yok. Akfener'de böyle bir şey olmazdı. Ben bu yaşa geldim. Akfener'de malının ayıbını gizleyen bir tek esnafa rastlamadım. Son zamanlarda işitiyordum ama inanamıyordum. Bana denk gelmiyordu. Ne kadar hızlı çürüyoruz. Abi öyle deme. Bir ses var diye motora bakmışlar salak tamirci. Açmış yani. Meğer amortisörden geliyormuş ses. Bir de adamı aptal yerine koymaya kalkışma. Çarparsam yere yapıştırırım. Terbiyesiz. Sanki ben telefonda neyi nasıl sorduğumu unutacak kadar kafasızım. Biraz fazla gibi geliyor bana. İçindeki malları anladık ama hava parası burada o kadar yüksek mi? Hava parası mı vardı eskiden? Tutturan tutturuyor. Epeydir var bu iş. Aslında pazarlığı basıp Behzat yapacaktı ki kelepir alınsın. İbrahim sıkıntıda olduğu için orayı devrediyor. Keyfinden değil. Boğazını sıkamayız. Ne yapalım? Nasip. Ama buna fahiş bir fiyat da diyemeyiz herhalde. Biz de hanımın altınlarını bir şey tutar sanıyorduk. Hocam üstünü tamamlamak mesele değil. Boş verin şimdi. Boş vermek yok. Burayı alacağız hocam. Bitecek bu iş. Nasıl? Biraz borçlanacaksın. Mümkün değil. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hocam merhaba. Necdet abi merhaba. Merhaba. Hocam arabanın anahtarını alabilir miyim? Asla zinhar imkansız. Ama gece dönebilir. Ne fark eder? Ha benzin yok. O daha iyi. Depoda kalan da bir iki günde ben idare ederim. Canın sağ olsun. Müsaadenizle. Güle güle. Güle güle Hakan. Ben biraz dolaşacağım. Peki. Yapacağımızı yaptık. Batarsa batsın Bülent. Ben zorla engel olamam ki. Burada bir avukat hanım var. Herhalde o ayarladı bu işi. Neyse onu geç şimdi. Bizim jeneratör işi kesinleşiyor galiba. Hayır. Henüz tam bilemiyorum. Ama istersen kağıt değiştir. Çıkabileceğimiz bir kağıt olsun. Ne bileyim,
10 lot çıkalım mesela. O da olur. Tamam. Tabii. Daha iyi. Güzel. Görüşmek üzere. Sağ ol Esra. Ben hemen Arif Hoca'ya götüreyim bunları. Peki. Senin neyin var? Hiç. İyiyim. Hayır, bir şey var. Yok. Yok değişim bile aslında var olduğunu kanıtlıyor. Hayır Murat, yok. Nereden çıkarıyorsun? Sen neşesiz olduğun zamanlar bile canlı, heyecanlı birisin. Bir şey var. Hayır Murat, iyiyim. Neyse, şunu verip geliyorum. Konuşuruz bakalım. Yok bir şey. Göreceğiz. Yeliz'de mi gitmiş? Dönecek. Nurhan'a eşlik edeyim demiş. Besim'in arabasıyla mı götürdü? Hayır. Beyaz bir arabaydı. Ali. Ali. Tülay'dan güzelim. Murat nerede? Yok. Yok mu? Ali. Ali de mi yok? Alo. Öyle haber gönderip duruyorsun bana. Sağlam bir bilgiyi ulaştırmak istedim. Sen ne anlayacaksın borsanın? Ben pek anlamıyorum ama iyi bir dostum var. O kağıt gerçek değerinin çok üzerinde. Nereden biliyormuş? Arkadaşım borsadaki bütün şirketleri A'dan Z'ye inceliyor. İşi bu. Hangi şirketin sermayesi, mal varlığı, bilançosu nedir, nasıldır çok iyi bilir. Namusum olmaz. Yani ben şimdiye kadar Tevel'de sadece bir daire sattım. Hala aklımdan çıkmaz. Yok Erol, olmaz. Veremem. Ne fiyat versen de. Mart da olmaz, dolar da. Olmaz. Yahu sen nasıl ödeyeceksin ya? Döviz alıp başını gidecek. Ödeyemez. Namuslu mu ödeyemez? Arkadaşlığımız bozulur sonra. Boş ver. Sen paranı biriktirmeye bak. Kusura bakma. Ne yapalım? Olmaz. Maalesef. Eyvallah. Ali gel. Bana şey al. Ya. Şey, 100 gram davul tozu. Aferin lan. Böyle uyanık delikanlıları severim. Sağ ol. Şey al bana şey. Ceviz. Anladın mı? Ceviz. Ne kadar? Yarım kilo al. Ama kabuğu sert olmayacak ha. Böyle çıt yaptı mı hemen kırılacak. Bakayım bulabilir miyim? Bulursun, bulursun. Tamam bakayım.
Yazık oldu. Hocam altınlar gitti. Bunun geri dönüşü yok. Neyle olacak abi? Hocam borçlanmaktan korkma bu kadar. Hı hı. Ben özür dileyerek izin istiyorum. Estağfurullah. Ha Murat, şu benim arabayı da satsana. Satalım. Cidden. Tamam hocam. Ne istiyorsun? Vallahi ben piyasasını bilmiyorum. Bir araştıralım. 96 mıydı? 95, 72 binde. Vuruk yok değil mi? Var maalesef. Sol çamurluk değişmişti. Sadece sol ön çamurluk mu? Evet. Tamam hocam, ben öğrenirim. Sağ ol. Eyvallah. Güle güle. Güle güle Muratçığım. Dönelim. Hadi artık. Adam mı yiyoruz be? Aa, şu kapıyı. Mahmusum çok iyi haberlerim var sana. Hadi canım. Ne istiyorum sana? Hadi ama. Alo. Bir dakika, burada çekmiyor. Alo. Ben Aylin. Aylin mi? Avukat hanım. Sesine ne oldu? Feci şekilde nezleyim. Hemen doktora gidelim. Neredesin, gelip alayım. Evde dinleniyorum. Ama istersen uğra. Hem dosyaları gözden geçiririz hem de sohbet ederiz. Ama adresi bilmiyorum. Bir dakika hemen yazıyorum. Evet. Az önce karşılaştık. Pek inanmadım. Ne yapalım para onun? Ama çok büyük bir para Kemal abi, çok büyük. Olabilir ama onun parası. Ne kadar biliyor musun? Miktarı ne olursa olsun benim tavrım değişmez. Kendi parası ve o benim amcam. Baskı yapacak halim yok. Haklısın ama böyle bir servetin göz göre göre heba olması can sıkıcı. Akacak kan damarda durmaz. Esra abla yok. Nerede? Bilmiyorum. Behzat amca beni ceviz almaya yollamıştı. Ceviz? Evet. Sonra? Geldiğimde ikisi de yoktu. Anlamadım.
Seni mi çağırdım? Ben. Evet. Ya sen demedin mi gel şey yapalım, dosyalara da bakarız, muhabbet ederiz diye? Bu bir şakaysa hiç hoş değil Behzat Bey. Seni işletmişler. Fena işletmişler. Ya! Şey yapalım, geleyim de görüşelim. Hayır, hayır. Besim Bey'le işimiz var. Yarınki mahkemeye hazırlanıyorum. Alçak. Alo. Baba, Esra nerede? Ne bileyim lan. Durursam zaten bacaklarını kıracağım. Namussuz olacağını okuyacağım. Arşivde mikro. Sana ne lan? Ne mahkemesiymiş bu? Alo, Sinan. Nihal hala yayında mı? Esra yok. Nihal'e soracaktım. Zaten bir tuhaftı. Çıkınca beni bir arasın. Sağ ol. Görüşürüz.